dinlerin şampiyonu, tüm dinlerin merkezi olmuş bir yer. Paganizmin, Sabiizm'in, özellikle aya, güneşe, yıldıza tapanların ve daha sonra da İslamiyet'in, kim unutmayalım, Hazreti İsa'nın bu bölgeyi, yani Abgar Krallığı'nın olduğu bölgede Hazreti İsa'nın dinini kabul eden halk, Abgar halkı, bu bölge halkı. Sefer konudan bahsetmek istiyorum. Büyük İskender'in bu bölgeyi fethinden sonra M.Ö. 4. yüzyılda Grek kültürünün Arami halka, Aramice'ye çevrilmesi söz konusu. Eflatun Yuruk akımının... Tabii ki öncelikle bu güzel havada, bizim turizm sezonunun artık zirveye ulaştığı Mayıs ayında Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinden gelen gruplarla karşı karşıyayız. Ve özellikle burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Tarihi değerlerimizi, manevi değerlerimizi böyle bizi acaba nasıl gibi, nasıllar gibi gören ablalar, abiler, hizmetler ve büyük turist gruplarımız buraya geldiği zaman ve onları da buradaki halkla kucaklaştırdığımız zaman gerçekten Türkiye'nin değişimine bir noktada onlar çok ciddi bir ivme kazandırıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Hele hele bu son dönemdeki çözüm sürecinde özellikle bu gibi turizm kafilelerinin insanları kaynaştırma yönünde bir çok önemli bir olgu olduğunu söyleyebiliyorum. Ve bizler de bunlara vesile olduğumuz için bu işin içerisinde, yani bir beton varsa çimentosudur, harcıdır, suyudur. Biz de onlara vesile olduğumuz için son derece de mutluyum. Buna emek veren, çaba sarf eden, vesile olan herkesten biz öncelikle Allah razı olsun diyoruz. Tabii ki bu bölgelerin kıymetini bilmeliyiz. Gelen misafirlerimiz söylüyorlar, hakikaten bu bölgelerin kıymetini biliniz. Çünkü bunların bir tanesi bir başka yerde olsa belki o ülkenin gelir kaynağı olur derler. Tabii ki eksiklerimiz yok mu? Var. İnşallah önümüzdeki süreçte nedir? İşin ehli insanlarla, gruplarla, acentelerle dolu dolu bilgiler ve rehberler eşliğinde gezersek daha verimli olur diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte biz buna hazırlıklıyız ve bunu da yapacağız. Size teşekkür ediyorum.